Hristiyan Ahlakı programına bir daha hoş geldiniz. Bugün konumuz acı çekmek, hastalık ve benzer sorunlarla bizler Mesih imanlısı olarak nasıl bakıyoruz, nasıl değerlendiriyoruz bu durumları? Gerçekten zor günler geçiriyoruz birçoğumuz ve Rabbin sözü bize nasıl ışık tutuyor bu durumlarda diye bugün konuşmak istiyoruz. Yanımda kardeşim, emektaşım İlyas Uyar. Hoş geldin yine programımıza. Ve tabii ki önemli bir konu çünkü Bizi yaşlanıyoruz. Evet. Bizi daha fazla bunları yaşamaya başlıyoruz ve hani aniden de kazalar da oluyor, sıkıntılar Aha. oluyor. Hiç beklemediğim Aha. bir yerden acılar evet. bizi de dokunabiliyor. Evet, yani. Bazıların kafası karışıyor. Hani hani iman ettik. Bunların bitmesi gerekmiyor muydu tarzdan? İnsanlar hmm. bazen kafa karışıklığı yaşayabiliyor. Evet, evet. tarafı acı çekiyoruz. İlk suçladığımız kim oluyor? Tanrı. Evet. Ya herkes Tanrı'ya yükleniyor. Hmm. Bu dünyada ayağımız bir yere takılsa ya neden ayağım buraya takıldı diye Tanrı'ya soruyoruz. Ama bu dünyada Tanrı acı vermek için bizi bekliyor mu? Yani gülüyor mu yukarıdan? <gülüyor> Gördün mü nasıl ayağa takıldı ya. Enayi mü diye gülüyor yoksa üzülüyor mu bizim için? Bu dünyada acı vazgeçilmez ama acıya verdiğimiz tepki vazgeçilebilir. Acıya verdiğimiz tepki değişebilir. Belki onun üzerine biraz konuşuyoruz. Tabii ki konuşmak lazım. Tabii bunun birçok boyutu var. Belki daha geniş felsefik açıdan biraz da başlayabiliriz. Birçok bugün agnostik şüpheci dediğimiz insanlar hani bu kadar acılı bir dünya varsa tanrı yoktur diyecek kadar bir noktaya geliyorlar ve felsefik olarak yaklaşıyorlar. Yani eğer tanrı bu dünyadaki acılara müdahale edemiyorsa, dualarımıza yanıt veremiyorsa, bu kötülüklere son noktayı koyamıyorsa Ozan tanrı değildir ya yeterince güçlü değil hı hı. ya da yeterince e, sevecen değildir. Hı hı. Yani her neyse o, o öyle bir tanrıya inanmak istemiyorum diyerekten hesabı kapatıyorlar. Bu acı sorunu e, onlar için e, çok büyük bir acı oluyor. Eee evet. ve ilginçse tabii ki ünlü C.S. Lewis yazar vardı bilirsin. E, o da ateist zamanında güzel kitapları var Türkçe'ye çevrilmiş. Ama o der ki, ben de eskiden bu argümanı kullanarak hep Tanrı'yı reddederdim. Hmm. Sonra biraz düşünmeye başladım. Hani neden benim yüreğimde böyle bir beklenti var ki? Hmm. Hani acısız bir dünya beklentisi var sanki içimde. Hani iyilik arayan bir yürek var. Hmm. Eğer Tanrı olmasaydı böyle bir beklenti de olmazdı binde, bende. Hmm. Ama bende böyle bir beklenti olduğuna göre... ...demek ki iyilik de vardır. Demek ki güzellik diye bir şey vardır. Demek ki... Bunlara yüreğime koyan ve bu umudu yüreğime yerleştiren bir tanrı da vardır. Yani böyle terslikler, tezatlar var diye ben tanrıyı yok sayamam. Yani ama dünyayı aslında biraz sorgulamalıyız. Neden acı vardır diye konuşmalıyız aslında. Evet. Bazen kardeşler diyor ki hayat kalitemiz çok düştü. Yani sırtım ağrıyor. Sırtım sırtım ya. Rab beni niye iyileştirmiyor? Sırtım ağrıyor. Niye bana bakmıyor? Yani Rab o işlerle hani Ortopedi ortopedi uzmanına görünmen lazım. O işlerle Rab ve bir mucize bekliyoruz. Sanki sürekli yanımızda bir sağlık ocağı olsun ya da uyaran birisi olsun bak sırtın ağrıyacak onu yapma. Hmm. Bu haldeyken bile yapıyoruz gerçi. Evet. Ama Rab'ten o beklentiyi nereden aldık? Rab dedin mi ki bu dünyada hiç acınız olmayacak? Hmm. Çok kaliteli bir yaşam süreceksiniz. Hmm. E, fındık kıracaksınız. Dişinizin minesi zedelenmeyecek. Ağır taşıyacaksınız. Beliniz ağrımayacak diye bir yani sağlık açısından sürekli bizim yanımızda olacağı konusunda bizi destekledi mi? Şunu söyledi. Dünyanın sonuna kadar sizinle birlikteyim ama zaten acı çekeceksiniz bu dünyada. Bu dünyada, bu dünyada sıkıntınız olacaktır evet. diyor ama merak korkmayın. etmeyin korkmayın ben dünyayı bu dünyayı yendim. yendim. Evet. Ama bu dünyada sıkıntıların olması kaçınılmaz bir şey. Hı. Hani iman ettik bütün sıkıntılar sona erdi diye bir kayda yok. Kusra evet. kitapta öyle bir şey yok. Sonuçta izlediğimiz İsa haça girilmiş bir zat. Evet, acı acı ilk başta tadan, kutsal kitap öyle söylüyor. Acılar adamıydı hmm. diyor. Yani böyle bir Rabb'e inanıp da acıdan kaçınmak e, zaten mümkün değil. Hmm. Ee, Tabii ki yeryüzünde bazı inançlar var ki yani küçük inançlardan bahsediyorum mesela Budizm. Hmm. Sırf acı konusu üzerine kurulmuş bir inanç. Yani yaşadığımız acılara nasıl son verilebilir diye hı hı. bunun üzerinde hep böyle felsefik açıdan çalışmalar ve düşünceler üretilmiş. Ve bu şekilde insanlar içinde bulundukları, yaşadıkları o acılara son vermek için kendilerini kimi zaman transcendental meditasyona ya da yogaya ya da başka araçlara başvurup duruyorlar. Yani bütün olay nedir? Bu acılara son vereyim. Bedenden sıyrılayım. Evet bu beden kötüdür. Ruh iyidir. Bu eski aslında helenistik bir düşünce. Beden kötüdür, ruh iyidir. Sıyrılmak lazım. İyi de sıyrıldın da nereye gidiyorsun? Hı hı. Yani bu hayat bitmiyor hemen. E, günah denen olayla ilgili hiçbir şey yoktur inançlarında. Kurtulma ile ilgili bir şey yoktur. Sonsuz yaşamla ilgili bir şey yoktur. Yani hep bir umut var, bir vaat var. Belki yükselirsin, erişirsin, e, nirvana'ya gidersin ama nirvana'nın ne olduğunu bile henüz kestiremiyorlar. Kestiremiyor, aynen. Yani. Acıdan kaçamazsın. Evet. Ama acının seni değiştirmesine, hmm. e, iyi yönde değiştirmesine izin verirsin. Acı Tanrı'nın hmm. senin telefon numaranın çevirmesidir. Hmm. Bazen Tanrı seni o şekilde arıyor. Hmm. E, bir film izlemiştim, çok güzel. Michael Douglas oynuyor, şampiyon hmm. oynuyor. Oyun diye bir film. Hmm. E, türlü türlü oyunlar oynuyorlar. Bir şirket yöneticisine, e, türlü türlü işlerden geçiyor hmm. ve en sonunda e, kardeşiyle bir diyalog yaşıyor. Her şeyde her şey bittikten sonra. Kardeşine diyor ki niye bunları benim başıma getirdin? Hmm. O şampanya ona ilginç bir şey söylüyor. Diyor ölüyordun. Hmm. Uyanman lazımdı. Hmm. Hayat gayemiz. Hmm. Normal hayatımız, hmm. güncel yaşantımız bizi öyle bir hale getiriyor ki hmm. ölüyoruz. Evet. Bazen Tanrı diyor ki uyan. Evet, evet, Kendine gel ve o acı ile bizi uyandırıyor. Tabii, Tanrı'nın mesidir evet. Acı bizi acı Tanrı tarafından verilmiyor ama bu dünyada acıya çarpıyoruz ve kendimize geliyoruz. Hı, hı. E çünkü imanların hepsi tamam diyor yani Allah'a inandım. Mesih imanlısıyım şu anda. Şu andan sonra çok kaliteli bir hayat var. Evet. Çok e, zengin olacağım. Hasta olmayacağım. Hastalık yok hayatımda artık. Çünkü Rab var iyileştiren. Hı hı. Elini çırpacak ve bir anda hastalıktan gidecek. E bu, bu bu şekilde Tanrı bir tür e, aklımıza bir tür büyücüye dönüşüyor. Aynen. Yani her an her istediğimizi yapar. Böyle bir elini çevirir ve her şey tamamdır. Şimdi bir kere biraz da böyle bir dünyayı hayal etsek, yani hastalığın olmadığı, acının olmadığı, her şeyin çözüldüğü bir anda, hani Hristiyan olan herkesin bir anda hastalıktan, acılardan hepsinden kurtulduğunun e, bir dünyayı düşün. E şimdi insanlar evet belki kuyruğa geçerlerdi İsa'ya inanmak için ama niçin inanırlardı? Evet, iyileşim. günahlarından kurtulmak, tövbe ederek işte ben e, günahkar bir insanım, Rab bana merhamet et, affet diye gelmezlerdi. Hı hı. Hemen o e, sanki şeker toplayan çocuklar gibi bayramdaki çocuklar gibi evet. o şekeri için gelip kapısına dayanırlardı. Çuf. Ondan sonra kaçarlardı. Bu gerçek samimi bir iman olmazdı. Ve zaten e, bu acılar bazen o imanımızı daha da pekiştirir diyor 1. Petrus 1. bölüm diyor ki bu acılara şimdilik katlanıyorsunuz evet. ama Zaten sizin hazineniz göklerdedir. A bunlara katlanmanız gerekiyor diyor şimdilik. Çünkü bu sayede imanınız altın gibi, altın aratılır gibi böyle arıtılır. arınıyor. Evet. Bu gerekiyor çıkıyor. Bu bir süreçtir bu. Evet. Ve i̇manımızın arınması, rabe daha bağlı olması için gerekiyor bunlar. Ve evet. günün sonunda bu dünya zaten son durak değil. Aynen. Yani bazıların sandığı gibi bu dünya her şey bitmiyor. Biz buradan çıkacağız Rabbin huzuruna. Hmm. Esas orada artık günahtan arındıktan hmm. sonra sonsuz bir mutluluk, bir esenlik, bir barış yaşayacağız. Evet. Pavlos hmm. öyle söylüyor. Diyor çok hoşuma gidiyor o ayet. Hmm. O ayet umut aşılıyor, umut veriyor. Hmm. Diyor ki bu dünyanın acıları hmm. önümüze serilecek yücelikle karşılaştırılmaya değmez bile. Hmm. O vurguladığın her kelime hmm. e, benim bu dünyada çektiğim acıları katlanılır kılıyor hmm. benim için bir Mesih imanlısı için katlanılır kılıyor. Çünkü öte hayatta kutsallaşmış, kutsallaşmayı anlamış bir şekilde ilerlediğim hayatta benim için acı olmayacak ama bu dünyada kutsallaşmam için gerekli acı. Evet. Evet doğru ve ne yazık ki günümüzde bazıları hani şöyle bir öğreti çıkartıyorlar Hristiyanlar arasında imalıysan hele el sağlam bir imalıysan artık hastalanman lazım. Evet. Hayatında der, keder olması gerekiyor. Zenginleşmen lazım, senin ee, paran yok. Başarılı <laughs> olman lazım. Sağlıklı, <laughs> sağlığın, sıhhatlerin hep yerinde olması gerekiyor. Ee, i̇şlerinde başarılı olman lazım. Rabbin seni bereketlemesi gerekiyor. Her alanda sanırım Rabbin seni Hı -hı. bereketlediğini görmemiz gerekiyor. Hı -hı. E şimdi e, ilginç ki bu düşünce, bu öğreti bir kere kutsal kitapla bağdaşmıyor. bağdaşmıyor. Ama ikincisi nereden çıkıyor? İşte zenginliğin bolluğun olduğu ülkelerden çıkıyor. Hmm. Amerika, Avrupa gibi yerlerde insanlar zaten var yani varlıklı bir şekilde yaşayabiliyor, rahat bir şekilde, huzurlu bir şekilde yaşayabiliyor ve böyle bir öğreti yaymaları aslında oldukça normaldir. Hmm. Ee, sanıyorlar ki her insanlık budur. Yani Tanrı bizi seviyor, biz onu seviyoruz. O zaman bizi bereketleyecek. Hmm. Ee, gördüğümüz gibi yaşadığımız ama peki dünyanın öbür tarafında inancı uğruna katledilen, katledilen, öldürülen, günbegün gün acı çeken insanlara ne diyemiş oluyoruz bununla? Resmen onlara siz imansızdınız diyoruz. Evet. İmansızsınız siz. Nasıl böyle yaşıyorsunuz? Nasıl böyle katlanıyorsunuz? Yanlış bir Allah'a tapıyorsunuz. Siz ateist olmanız lazım. Allah'ı bilmemeniz, tanımamanız lazım. Yanlış bu, bir Allah bu. Mesih uğruna acı çeken onca imanlara karşı büyük bir hakarettir. Mesih'e hakarettir. E Mesih'e hakaret en büyük. Mesih'in kendisi benim inandığım Rab acı çekmiş, ve dünyada evi olmayan diyor ki kuşların ne yuvası var ama insan olduğunun başını sokacak bir evi yoktur. Evet. O Rabbe iman ediyorum ben. Ve kardeşlere de bunu anlatıyoruz. Mesih'e geldiğinizde size rahat bir hayat vaat etmiyor Mesih. Hmm. Geldiğinizde acı çekeceksiniz. Ailenizden ayrılacaksınız. Kılıç girecek sevdiklerinizin arasına. Evet. Geliyorsanız bu Rabbe gelin. Yoksa zengin olmak için geliyorsanız kilisemizde e gerçekten cüzi bir miktarla geçinen kişiler var. Onlara nasıl anlatalım bunu? Siz Allah'a inanmayın, Mesih'e inanmayın diyebilir miyiz? Evet, evet. Ne yazık ki öyle bir şeyler var ama şunu belki en baştan söylemek lazım. Yani evet hastalık, zorluk, acı var bu dünyada. Hastalıktan bahsedecek olursa neden hastalık var bu dünyada? Bir kere günaha düşmüş bir dünyadan bahsediyoruz. Yani e, Tanrının arzusu tabii ki değildir bu ama günahtan dolayı bozulmuş bir dünyada yaşamanın milancısıdır bunlar. Bizler günaha düşmüş, günaha esir olmuş bir dünyanın parçasıyız. Burada doğmuş, büyümüşüzdür. Ve bu beden yıpranan bir bedendir. Çürüyen, beden. Çürüyen bir bedendir. Dolayısıyla bunlara tabii ki bir süreliğine katlanacağız. Hastalık neden olabiliyor? Bazıları sanıyor ki hastalık sırf günahtan dolayıdır. Hani sen hasta isen günah işlemişsin kesin. Hayır, böyle bir şey yoktur. Bazen hastalık günahtan doğabilir. Ama bazen normal olağan sebeplerden... Ee, işte virüsten, mikroptan, kirlilikten ve benzeri durumlardan e, olabilir. Fiziksel sebeplerden, doğal yollardan hastalanabiliriz. Herkes hastalanıyor. Sadece imansızlar değil. Hı hı. Yani radyo diyor ya güneş ve e, işte yağmur iyiler üzerinde, kötüler üzerinde gelir. Evet. Hastalık da öyle. Evet. <laughs> i̇yiler üzerinde, kötüler evet. üzerinde de gelir. Hı hı. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Evet. Um, i̇kincisi e, bazen evet, günahtan dolayı Hastalanabiliriz. Hı hı. Bunun bazı örnekleri var. Ama mesela Yuhana, 5 bölüm, hasta bir adam var orada evet. ve öğrenciler soruyor ise ya. Neden? Neden böyledir? Neden böyledir? Babası evet. mı günah işledi, mi... kendisi mi? Ben de ki hayır hayır. Tam da diye oldu bu. Evet. Yani bu gerçekten birinin günahından dolayı değildir. E, ...Eyüp'ün hayatında mesela o kadar arkadaşlara yerden yere vurdular. Mutlaka günah işlemişsin. Yani bu kafamıza yerleşmiş bir varsayımdır. Hmm. Bir yerde bir hastalık, birinin başına böyle kötü bir olay geldiyse acaba ne yapmıştır? Hmm. Kötü bir şey yapmış olmalı ki bunlar başına geldi ama hayır her zaman öyle değil. Eyüp'ün kötü bir tarafı yoktu. ya yani yanlış bir şeysi yoktur. Hani Perde arkasında daha başka başka şeyler vardı. Bunu kendisi göremedi. Arkadaşları hiç göremediler. Hmm. Ama bazen vardır evet günahtan dolayı. Mesela 1. Korintiler 11. bölüm diyor ki Rabbin sofrası ile ilgili bazılarınız ölmüşsünüz, mü? ölmüşsünüz, zayıf oldunuz, ölmüşsünüz. Neden? Çünkü Rabbin sofrasına layık like olmayan bir şekilde yaklaşmışsınızdır. Dolayısıyla bunun sonucuna bir hastalık, bir yani fiziksel olarak bunun bir yansımasını görmüşlerdir. Hmm. Günahtan doğabilir bazen bu, şey, bu gibi şeyler. Ama daha önce dediğimiz gibi evet Tanrının yüceliği için hmm. olabiliyor bazen. Rab bazen e, sonsuz hikmetiyle hasta olmamıza izin verebilir. Hmm. Tabii ki Rab istemez kimsenin hasta olmasını. Hastalık bir kere günahtan doğan bir sonuç. Ama Rab buna müsaade edebilir ki adı yüceltilsin. Hmm. E, yine Yuhana 9. bölümde aslında Yine diyor ki Rabbin adı yüceltilsin oldu bunlar. Evet. Lazar'ın hayatında görüyoruz. Evet, evet. E, Rab Lazar'ı bir çırpıda uzaktan da şifa verebilirdi. Evet. Ama bekledi. Sonra gittiğinde Marta, Meryem ne diyor? Kardeşimiz öldü. Neredeydin sen? Neredeydin sen? Niye? niye niye onu kurtarmadın? Evet. Yani buradan anlaşılan nedir? Yani Rab bilerek, isteyerek geç kaldı. Yani evet Rab her an müdahale edebilir. Her şeye müdahale edebilir. Ama bu defa Hayat denen şeyden ne kalır geriye? Hmm. Sorumlulukumuz sorumluluğumuzdan, kendi özgür irademizden geriye ne kalmış olur? Hmm. Eğer Tanrı her şeye müdahale ederse. Hmm. Yani o yüzden evet Rab şifa verebilir ama bunun adı mucize. Mucize her zaman olan bir şey değil. Yani Rabbin iradesi doğrultusunda arada bir görünen bir şey. Rabbin gerçekten iradesi doğrultusunda gerçekleşen harikalar doğalüstü olaylar. Evet. Birçok kişi bunu soruyor. Acı çekerken Rab nerede? Acımı yaşarken Rab neden buna izin veriyor? Ne yapıyor? Ve hatta bir kitap okudum. Ben acı çekerken gökten ses yok, çağrı yoksa, gökten bir ses gelmiyorsa. Hı -hı. Evet Rab sessizse bazen Rab dinlemediğimizi de düşünüyor. Hı -hı. Ve Süleyman'ın çok güzel bir sözü var. Diyor ki, her işin sonu başlangıcından iyidir. Bazen de sonunu beklememiz gerekiyor. Hı -hı. Kardeşler işte diyor, belim ağrıyor, buram ağrıyor, şuram ağrıyor, Rabb niye bana bunu yapıyor, Rabb neden bu beni iyileştirmedi dediğimizde... Rabb'i dinlemen lazım. Sana bir şey anlatıyor olabilir. Hı hı. Sana bir şey söylemeye çalışıyor olabilir. Söylemeye çalışmıyor da olabilir. Hı. E bundan kurtulmaya çalışırken bir şeyler öğreniyorsun, öğreniyor da olabilirsin. Evet Her halükarda... ...hastalığın başlangıcında... ...başlayan kişi... ...sonunda aynı kişi olarak hastalıktan çıkmıyor. Evet. İyileştiğinde veya iyileşmediğinde bir şey bir şeyler öğrenerek o hastalıktan kurtuluyor. Hmm. Bir kardeşimiz var. Bacağını kaybetmiş bir kardeş tanıyorum kanserden dolayı. Hmm. İman ediyorum kardeşim bacağı yok ama esenliği vardı. Hmm. Herhangi bir uzuvumuzu kaybedebiliriz ama Rab esenliğimizi içimizde tutmamıza yardımcı oluyor. Hmm. O yüzden Rab'bi dinlemek lazım. Bana ne anlatıyorsun? Ne söylüyorsun? Bu acının içerisinde senden öğrenmem gereken ne var veya ne yok? Bunu duymak gerekiyor. Evet, evet. Yani e, hastalığa dönünce şunu söylemek lazım. Aslında hastalık eşittir, günahtır demek yanlış yanlıştır. Yani hastalık herkesin başına gelebilir. Kusaktap'ta örnekler var. Daniel, şimdi hmm. Rabbi görüyor. 8. bölümde zannedersem. Hmm. Ve e, birden diyor ki hasta düştüm. Hmm. Yani fiziken dayanamadı hmm. o görkeme. Hmm. Hasta düşmek doğal bir şeydir. Hani başka bir yerlerde mesela e, Filipiler 2. bölümünde Pavlus hasta düşen Trofimostan bahsediyor ya da Hı -hı. A, Epafroditos'tan bahsediyor. Daha sonra musta 2. Timoteos 4. bölüm. Yani hasta düşen arkadaşları vardı. Evet. Hani Pavlus her birine gidip dokunup iyileştirmiyordu. Hani Rab yani, oluyor yani. Biz de gelen hasta kardeşler olduğunda dua, dua ediyoruz. Hı -hı. Dua ediyoruz yani e, bazen iyileşiyorlar, bazen iyileşmiyorlar ama beklentiye bürünmek lazım. Hı -hı. Hani bazıları sanıyor ki bizim ellerimiz böyle sihirli hani geçenlerde Bulgaristan'a gittiğimde ki sık sık gittiğimde böyle oluyor yani. Kardeşler çıkıyor bazen sonra bayanlar özellikle geliyorlar, elimi alıyorlar. Böyle lütfen kendi başlarının üzerine koyuyorlar. Dua edin benim için. Kardeşim benim ellerim sihirli değil. Şifa vermek ya da vermemek bana bağlı değil. Bu Rabbin iradesine bağlı bir şey. Dua ederim misin için. Dinlerim sizlere, yardım etmeye çalışırım ama şifa vermek Tanrı'ya mahsus bir şey. benle bir alakası yoktur bunun. Anlatabiliyor muyum? Bizim elimizde bir şey yok el bildiğin el ve dua ettiğimiz Rabb'dir. Bu senin Rabb'le arandaki ilişki. Biz sadece sana yardım etmeye çalışıyoruz. Yani o dua aracılığıyla Rab'bin sana ulaşmasını çalışıyoruz. İlyas var. Yani sadece fiziki hastalıktan bahsetmiyoruz. Ruhsal depresyon da, çöküntü de var. Mesela İlyas gökten ateş yağdırdıktan ve bağlın önünde Rabbi onayladıktan sonra bile depresyona düşüp bir dağa çekiliyor ve orada Rabb'le konuşuyor. Ama ruhsal depresyonlarımızda, ruhsal çöküntülerimizde bile Rabb'den uzaklaşmak için bir neden bulabiliyoruz. Hmm, hmm. Bazen yanlış yöne doğru gidiyoruz. Ve, ve bence burada ilginç bir prensip daha çıkıyor. Demin e, İlyas'ın örneğinden. Hani Rabb demedi, sen ne yapıyorsun burada? Hmm. E, kalk, yürü, al sana şifa e, demedi. Yani yemek verdi. Hmm. Yani pratik bildiğimiz bir çözüm üretti. Yani yemek de ihtiyaçtır. Öyle. Yani Rab eğer hani bu kadar Rab şifa veriyorsa... ...artık bütün imanlar... ...o zaman yemek de yemeyelim. Hmm. Rab o ihtiyacı da karşılasın bari. Evet. Ama hayır Rab yemek yememizi istiyor. İsa Mesih yeryüzündeyken e, yemek yiyordu. Hmm. E, doğal ihtiyaçlarını karşılıyordu. Uyumaya ihtiyacı olduğunda uyuyordu. Eminim de nezne doğmuştur. Hmm. <laughs> e, i̇nsandı bizim gibi. İnsandı. Anlatabiliyor muyum? Günün sonunda... Ee, mesela bununla bağlantılı olarak bazısı diyor ki işte e, imanlı hastaysa asla ilaca başvurulması gerekiyor. Hmm. Hiçbir şekilde böyle e, tıbbi bir çözüme başvurulması gerekiyor. Bu imansızlık olur. Bu hmm. nasıl olur? Bir adamın hikayesini dinledim abi. Hmm. Ee, adamın eşi vefat etti. Hmm. Çok acı bir durum. ve O aldı eşini bir şeyin içine banyo küvetin içerisine bıraktı. Buz bıraktı. ...dua etmeye başladı. Herkesi kapıdan çıkarttı, kapıyı kilitledi... ...dua etmeye başladı. 2-3 gün boyunca... ...ceset artık çözülmeye başladı... ...ve insanlar kapıyı kırıp içeri girdiler. Ee, Şeyi aldılar... ...cenazeyi aldılar ve gittiler gömdüler. Adam dedi yani Rabb neden bunu yaptı? Neden onun canını aldı ve neden diriltmedi? Hmm. Yani Bu tür durumlar bile insan e, Rabb'i... E, ...suçlaması için bir neden haline dönüşebiliyor. Kişiyi suçlayamam... ...yapan kişiyi suçlamıyorum. Acısını çok çok iyi anlıyorum. Ben bunu yaşamadığım için çok çok iyi bilemem. Hmm. Hmm. Ama burada e, anlaşılması gereken şey acının üstüne gidip Rabb'i zorlamak. Hadi bunu dilit, dilit diyorum sana. Demekten çok e, buradan ne öğrenebiliriz demek. Bir yol var. Bu yol hem isyana hem de kabule ve Rabb'e doğru ilerliyor. Hmm. İkisinden de ilerleyebilirsin, İkisinden de gidebilirsin. Genelde acılarımızda biz isyana doğru gidiyoruz, Eyüp gibi. Ve en sonunda Rabb'i görüp ...geri dönüyoruz hmm. veya tamamen Rabb'e doğru yürüyoruz ve anlamaya çalışıyoruz... ...buradan çıkarmam gereken ders nedir, Evet. neyi duymam gerekiyor? Yani biraz hayata olan bakışımızı belki değiştirmek lazım... ...amacımız zaten yani ebediyen yaşamak değil ki burada... Hmm. Yani ...bu dünyada ebediyen yaşamak istemiyorum... ...bu bedenle ebediyen yaşamak istemiyorum... Hani bazıları hayatlarını e, uzatmak için o kadar çok uğraşıyor ki, benim ne yapıyorsun? Rab bize başka bir yerde sonsuz bir yaşam evet. bağıştırdı. Yeni bir bedenle bürünerek de o yaşama sahip olacağız. Yani hep takdir ediyorum sen e, eski kilise Yusuf abimiz. Hmm. Yani e, hastalandığı zaman, kansere yakalandığı zaman, biliyorsun oğulları toplanmış. İşte şu hastane, bu hastane, şu tedavi dediler. O diyor, dedi, hayır. Hmm. Ben kocamışım, yaşamışım, mutluyum. Ee, e, mutlu geçen. bir şekilde tabii huzuruna geçmek istiyorum. Niye beni alıkoyuyorsunuz? Bırakın hmm. Hmm. babamın huzuruna geçeyim artık hmm. ve bu şekilde onları zor bela ikna etti ve öldü. Ama mutlu bir şekilde öldü. Hmm. E, çünkü biliyordu nereye gideceğini. Yani buna karşı direnmedi. Evet. E, Rabbin isteyse artık hayatım e, yani vaktim dolduysa teslim ederim hayatımı. Teslim mi oluyorum ona? E, Zaten e, sevgilimin yanına gidiyorum. Öyle söylerdi. Evet. Hmm. Ben sevgilimin hmm. yanına gidiyorum. Evet. Vuslat. Eski Türk filmlerinde sevgiliyle buluşmaya vuslat diyorlar hmm. Vuslatıma gidiyorum Ve bir gün biz de o sevgilimizin yanına gideceğiz Bu dünyadaki acıları terk edeceğiz Ve karşılaştırılmaya değmez olan hmm. Gelecek olan vaadi karşılayacağız Gelin olarak Rabb'e yükseleceğiz He. Bunu da kabullenip sarmak lazım Bu dünyada acı bitmeyecek hmm. Ama bunu nasıl karşıladığımız hmm. önemli Sizden ricam gidin Önderinizle konuşun, kardeşlerle konuşun ve akıl almaya çalışın. Farklı bir yerden bakmaya çalışın. İç odanızda, iç odanızda kapatıp kendinizi kendi kendinize düşündüğünüzde suçlayacak bir ya da iki kişi ve en sonunda Rabbi bulacaksınız. Hmm. Ama gidin acınızı başka kardeşlerle paylaşın. Hmm. Teselli edilmek diye bir şey var kutsal kitapta. Evet. Teselli nereden gelir? Teselli acı çekmiş kişi teselli edilir. Hmm. Gidin teselli bulmaya çalışın evet. ve evet. Rab sizi kesinlikle teselli edecek. Onda belki acının çözümünü bulamayabilecek bulamayabilirsiniz ama teselli ile ...acıdan nasıl yırtacağınızı bulacaksınız. Zaten en güzel umut şu ki... ...bir taraftan bizimle... ...yüzde yüz empati kurabileceği... ...bir Rabbimiz var. Evet, Yeryüzünde yaşadı. Bu acılara bizzat katlandı. Ama ikincisi... ...O orada bizi bekliyor. Amin. Ve bizi sonsuz bir mutluluğa çağırıyor. Amin. Yani Şimdi bu dünyada biz... ...dersiz, böyle... ...hastalıksız bir yaşantı beklemiyoruz ki. Evet. Tam aksine bunlar bizi... ...gerçek evimizi özlemeye... Itiyor, değil mi? Sevgili izleyicimiz, acı konusu geniş bir konu e, ve sizin acılarınızı bilemeyiz. E, herkes de var, bizim de vardır. E, hayatın farklı dönemlerinde daha da farklılaşıyor bunlar. Ama şunu biliyoruz ki bunların hepsine harika bir şekilde empati duyabilen bir Rabbimiz vardır. Ve en önemlisi bizler e, ona teslim olduğumuzda yürekten, o zaman hayata bakış açımız değişir. Ve gerçek anlamda bizi bekleyen o sonsuz meskenleri büyük sevinçle bekleyebiliriz. Müzik